Hoş geldin, ben Quip. Videonun konuğu Emily'e dair ya da namı diğer bebek çiftçisi. Emily'e 20 yıl içinde 400'den daha fazla çocuk ve bebeği, bebek bakıcılığı vasfıyla acımasızca öldüren bir kadın. Kurbanları ağırlıklı olarak henüz dünyayla tanışmamış minicik bebeklerdi. O bir bebek katliamcısıydı. 1837'de İngiltere'de doğdu. Annesi şiddet ve öfke nöbetleri geçiren bir akıl hastası, babası işinde iyi bir kunduracıydı. Bir psikopat büyüttüklerinden habersizce Emilia'ya ebeveynlik yapıyorlardı. Emilia'nın yaşadığı dönem Victoria dönemi olarak adlandırılıyordu. Dönemin isminin tek esprisi o dönemdeki kraliçenin adının Victoria olması. Bu dönemde Emilia'dan daha iyisinin olmadığı, hatta yanına bile yaklaşılamadığı yaygın bir meslek vardı. Bebek çiftçiliği. Victoria döneminde evli olmayıp çocuk sahibi olan kadınlar aşağılık görünürlerdi. Halk tarafından zorbalığa uğrar, fahişe olarak adlandırılırlardı. İşte tam da böyle kadınlara çözümü bebek çiftçileri sunuyordu. Bu, bebek çiftçiliği mesleğinin bir tasviri. Normal bir çiftçi sebzelerine baktığı gibi bebek çiftçileri de bebeklere bakardı. Bu mesleğin bebek bakıcılığı mesleğiyle benzerliği sadece iki ana unsurunda bebek olması. Başka bir benzerlik yok. Bebek bakıcıları bebeğe bebeğin kendi doğduğu evinde bakar. Çiftçilerse bebekleri kendi evine taşıyıp bakar. İstenmeyen bebeklerin velayetlerini kendi üzerlerine alıp, gönüllülük adı altında tek seferlik yüklü bir ücret karşılığında çocukları sahiplenirlerdi. Bu yol sayesinde çocukların asıl anneleri, yani aşağılık olarak adlandırılan kadınlar, çocuklarıyla olan bağlarını tam olarak koparmış hale gelirdi. Artık bir çocuk sahibi değillerdi. Toplum tarafından hor görülmeyeceklerdi. Onlar için yük olan bu masum bebeklerden kurtulmuş olacaklardı. Mesleğin zirvesindeki isim olan Emilia'nın konumu asla başka bir çiftçi tarafından sarsılamadı. O en iyisiydi. Hayatı boyunca iki evlilik yapan Emilia'nın ilk kocası George Thomas, kendinden 35 yaş büyüktü ve Emilia'nın birinci çocuğunun babasıydı. George öldükten sonra Emilia'nın şimdiki soyadının da asıl sahibi olan William Dyer ile evlendi. William'dan da iki çocuğu oldu. Yani Emilia üç çocuk sahibi bir anneydi. Ona anne demek doğru mu bilmiyorum ama kan bağı olarak anneydi. Emilia'nın çocuklarından biri olan Polly, annesinin bazen deliymiş gibi davrandığını söylüyor. Emilia'nın bu niteliği ona, akıl hastası olan annesinden miras kalmış olabilir. Polly, bir keresinde annesi Emilia'nın onu zarar vermekle, hatta öldürmekle tehdit ettiğini ve bir keresinde de buna teşebbüs ettiğini söylüyor. Emilia'nın böyle şeyleri gerçekten yapmış olma ihtimali, hayatı boyunca yaptıkları göze alındığında zerre sırıtmıyor. Çocuklarının böyle bir psikopatla hayatta kalmış olması bile hayli şaşırtıcı. Emilia önceden eğitimli bir hemşire ve ebe. Evet, o insanlara ve sağlık sektörüne hizmet eden biriydi. Ta ki hemşire bir arkadaşı aracılığıyla bebek çiftçiliğiyle tanışana kadar. 1860 yılları seri katillik serüvenine, yani bebek çiftçiliğine başlayışının ilk yıllarıydı. Kocası ölen Emilia, para kazanmanın tüm yollarını yapmaya razıydı. Kendini gazete ilanlarıyla, yalanlarla tanıtıyordu. İşte gazeteye verdiği birkaç ilan. Uzun yıllar bu ilanlarda kendini evli, hiç çocuğu olmayan, güzel bir evde yaşayan, saygın ve temiz, çocuk sahibi olmak isteyen, anne şefkatli bir kadın olarak tanıttı. Karşılığında istediği paralarsa 10 sterlin gibi miktarlardı. 10 sterlin bu zamanın ortalama 1000 sterlinine eşdeğer. 1000 sterlin de 30 bin Türk lirasına eşdeğer. Neyse, niye şimdi moralinizi bozayım ki? Emilia ilk zamanlarda bebekleri annelerden, yani müşterilerden alır, onları normalce kendi çocuğuymuş gibi büyütürdü. Bebek çiftçiliğinin raconu buydu. Çiftçiler çocukları kendi evlerinde alır, onları kendi çocuklarıymış gibi göstererek büyütürlerdi. Bu şekilde bir süre çiftçilik kariyerine devam eden Emilia'nın aklına kendince mantıklı bir fikir geldi. Onları, yani bebekleri, öldürmek. Öldüklerinde Emilia'nın onlar için yaptığı masraflar artık olmayacaktı ve bu da Emilia için daha fazla para demekti. Acımasızca onları öldürmeye başladı. Ailelerden bebeklerini ve paralarını içinden şeytanice gülümseyerek alır, evine yeni minik kurbanıyla birlikte giderdi. İlk başlarda aç bırakarak öldürme yöntemine başvurdu. Bebekleri olabildiğince sessiz ölsünler diye mahalle eczanesinden aldığı şırıngalarla vücutlarına uyku ilacı enjekte ederek tekrar uyanamamalarına kadar uyutuyordu. Uyanırlarsa tekrar uyutuyordu. Bu sefer uyanamadı mı? İşte bu, amacına ulaştı. Emilia, boş zamanlarında bebek öldüren bir hemşire haline geldi. Biraz ironiklik söz konusu. Bir yandan can kurtarırken, diğer yandan can alıyordu. İlerleyen süreçte hemşireliği bıraktı ve tek gelir kaynağını kanlı çocuk çiftçiliği haline getirdi. 1879'da Emilia'nın şırınga almak için sürekli gittiği eczaneci artık ondan kıllandı ve polislere "Bu işte bir tuhaflık var, biri bu kadar şırıngaya ve ilaca ihtiyaç duyamaz" düşüncesiyle Emilia'yı ihbar etti. Emilia ilk hapsine çocuk ihmalinden 6 aycık bir süreyle mahkum edildi. Bakın, çocuk cinayeti değil,
çocuk ihmali. Yani çocuğa yeteri kadar bakamaması. Bebekler resmiyette kendi çocukları olarak göründüğü için bunlar bir cinayet olarak kayda geçmedi. Sanki bir işte çalışan normal bir anneymiş ve çocuklara bakmayı ihmal ediyormuş gibi değerlendirildi. 6 aylık bu kısa hapis serüveninde birkaç intihar girişiminde bulundu. Emilia'nın 2 tane duraktan oluşan bir güzergah döngüsü vardı. Hapishane ve tımarhane. Oradan oraya, oradan oraya aktarılırdı. Minik bir bölüş. Hemen şu an ekranın sağ altına bakınca görebileceğin abone ol yazılı butonla bu tarz videolar izlemek için Kuip'e abone olabilirsin. Hesaplamalarıma göre bu yaklaşık 2,5 saniye kadar sürecek. Ama verdiği etki paha biçilemeyecek. Emilia normal olarak 6 ay gibi kısa bir sürede dersini alamadı ve çıktıktan sonra bebek çiftçiliği katliamlarına devam etti. Ama artık aç bırakarak öldürme yolunu tercih etmeyecekti. Çünkü ölümleri o şekilde çok uzun sürüyordu. Onları daha kısa yolla zehirleyerek öldürecekti. Minicik masum bedenlere şırıngayla zehirlerin kralı olarak isimlendirilen arsenik zehrini enjekte etmeye başladı. Artık bebeklerin ölümleri çok daha kısa sürüyordu. Ama Emilia'ya bu kısalık da yetmedi. Onlardan daha çabuk kurtulabilmek, hiç uğraşmamak istedi. Bebekleri bazen küvette suyun içinde, bazen çıplak elleriyle boğazından sıkarak, bazen ipi sıkıca boğazına bağlayarak, kısaca boğmanın çeşitli yollarıyla öldürmeye başladı. En hızlısı bu şekilde olacaktı. Ölü bebeklerin cesetlerini poşetlere ve gazete kağıtlarına sarıp genellikle Thames Nehri atıyor, bazen toprağa gömüyordu. Bir insan bunları nasıl yapabilir? Minicik, minnacık bebekler, suçsuz, kelimenin tam anlamıyla masumlar. Küçük bedenlere yapılan devasa acımasızlıklar da bunlar. 30 Mart 1896 sabahı Thames Nehri'nde seyreden bir gemici, su kenarında gazete kağıdına sarılıp iple düğümlenmiş, taşlarla ağırlaştırılmış bir bebek paketi buldu. Bebeğin boynuna bir ip sıkıca bağlanmış, gözleri pörtlemişti. Bu da onun boğularak öldürüldüğünü barizce belli ediyordu. İlginçtir, sırılsıklam olmuş kağıtta birkaç soluk kelime görünüyordu. Bu Emilia'nın ev adresiydi. Kağıdın üst kısmında Emilia'nın kullandığı lakaplardan biri olan Bayan Thomas, alt kısımda ise tarih yazıyordu. Bu Emilia tarafından bırakılmış bir teslimiyet notuydu. Belki pişmanlık, belki de hayattan bıkkınlık bunu Emilia'ya yaptırdı. Ama şu ihtimal de var. Bebeği sarmak için kullandığı bu kağıdı sadece gözünden kaçırdı ya da biri tarafından bulunabileceğini hesaba katmadı. Belki de onun evine gelen bir mektuptan ibaretti sadece. Polis ve dedektifler doğruca verilen adrese gittiler. Emilia oradaydı. Evde birden fazla olduğu bariz bebeğin ağır ceset kokusu, sahiplenilmek üzere bebek aranıyor temalı ilan kağıtları ve çokça bebek kıyafeti bulundu. Olaydan sonra nehirde ve çevrede aramalar yoğunlaştı. Olay anından 3 gün sonraki tarih 2 Nisan'da bir halı torbasına sıkıştırılmış ve nehre atılmış 6 bebek cesedi bulundu. Aylarca devam eden arama çalışmalarında bunun gibi onlarca, yüzlerce bebek cesedi bulundu. Emilia ilk başta sadece tek bir cinayetten yargılandı. Avukatları onun hayatını deli olduğu için cezai ehliyetinin olmadığı bahanesiyle kurtarmaya çalıştı. Zaten annesinin de bir akıl hastası olduğunu, bunun genetik olarak annesinden kaldığını, hatta bu yüzden de defalarca akıl hastanelerinde yatırıldığını öne sürdüler. Ama jürilerin Emilia'nın aklı başında bir birey olduğuna ve hak ettiği cezayı çekeceğine kanaat getirmesi 5 dakikacık sürdü. Avukatların uğraşı çok boşunaydı. Emilia'ya idam kararı verildi. Emilia kaldığı hücrede infaza yakın bir süre kala bir not yazdı. Cümlesi cümlesine okumayacağım. Özetle söyledikleri şunlar. Sayın Emniyet Müdürlüğü, bu notun yargıca ulaşmasına izin verir misiniz? Benim ulaştırma imkanım olmayabilir diye söylüyorum. Aklımı başıma toplamam gerektiğinin farkındayım. Bu dünyada sayılı günlerim kaldığının da farkındayım. Masum bebeklere yaptıklarımın korkunç şeyler olduğunu derinden biliyor ve hissediyorum. Korkunç şeyler yaptım. Çocuklarım ve diğer tanıdıklarımın hiçbir suçu olmadığını bilin. Sanırım hesabımı sadece cennetteki yargıç, yani Tanrı dinleyecek. Affedilmeyi umuyorum. Her şey benim elimdeydi. Emilia, 10 Haziran 1896'da Newgate hapishanesinin önünde asıldı. Asılmadan önce son sözünü söylemesi istendiğinde sessiz kalarak ölümüne boyun eğdi. Emilia'nın 30 yıl boyunca bebek çiftçiliği yaptığı ele alınarak toplam 400 hatta daha fazla bebek öldürdüğü tahmin ediliyor. Büyük bir kitle onu günahsız bebekleri öbür dünyaya gönderdiği için melek yapıcı olarak adlandırıyor. Gerçekten de her biri birer melek olarak gittiler.